Arkadaşlar merhaba. 3D tasarım isim kanalına hoş geldiniz. Bugün AutoCAD 2020 üzerinden bir jant çizim yapacağız arkadaşlar. Teknik çizimimiz bu. Öncelikli olarak çap 15 ve 30 olan çemberleri oluşturuyorum. Şuradan çember seçtikten sonra 15 biraz şekle yaklaşıyorum. Ve 30 olarak şu iki çemberi oluşturdum. Şu iki çemberi. Daha sonra şurada çapı 42 olan ve 74 olan çemberler var. Hemen onları da oluşturalım. Çap ne kadardı arkadaşlar? 42 ve 74. Son olarak 79 radyüsü, 180 ve 172 çapı olan 2 tane daha, 3 tane daha çember varmış. İlk baş 172 oluşturalım. Şimdi 180 oluşturalım. Son olarak da 79 oluşturalım. Radyüse tıkladım son çizim yaparken. Şunu bir görsel açısından değiştiriyorum. Rengine de sarı olsun. Sarımtırak yapalım. Hatta şunu da bu şekilde yapabiliriz. Hemen değiştirelim. Rengini sarı yapalım arkadaşlar. Şimdi ne vermiş başka bize? Şurada radyüsü 34, 40 ve 5'e 7 olan yay parçaları var. Bunları nasıl oluştururuz? Bunları oluşturmak için şurayı kullanabiliriz arkadaşlar. Yatayda bir dikey çizgi oluşturup şimdi şurada da bize genişliğini vermiş ya 14. Nasıl yaparız? İlk başta bir yatayda çizgi oluşturalım. Şöyle geliyorum. Şöyle şunu oluşturdum. Şimdi ben buraya aşağı 7 offset diyeceğim bir defa şurayı yakalamak için. Şimdi şu şuraya teğet onu biliyorum. Offset 7 diyorum. Bunu öncelik olarak yaptım. Şimdi buradaki şu çizgiyi oluşturacağım ben arkadaşlar. Bunu sağa ve sola 7 offset diyeceğim. Şimdi bu 34 ya. Ben bunu sağa 7 offset dersem bu ne olur? Yani buradaki yayın yarı çapının 27 olması lazım. 7 eksik olması lazım ki ben sağ 7 offsetliğim zaman şu 34'ü yakalayayım. Burada da 40 arkadaşlar. Bu da tam tersi. Merkezi iç yönde olduğu için. Bu da 47 olması lazım ki bu tarafı da offsetlediğim zaman yarı çapı 40 olsun. Şimdi hemen onu yapalım. Nasıl yapacağız? Bir de şunu vermiş de offsetleyeceğim ben ve yarı çapım şu çember üzerinde olacakmış. Hemen geliyorum. Şu an işimiz çok kolaylaştı. Güzel radyüse tıkladım. Şu çember üzerinde herhangi bir noktayı yakalıyorum. Kaç çaktım? 7 eksik. 27 yapacaktım değil mi? Şimdi parametrikten arkadaşlar şunun merkezini bir sabitledim. Daha sonra bunun merkeziyle bunun arasındaki mesafeyi de sabitliyorum. Son olarak sabitledim. Ve son olarak şunun yarıçapını da sabitliyorum. Şimdi şu sabit olacak, bu ne teğet olacak. Gördüğünüz gibi teğet ilişkisini güzel bir şekilde verdi. Daha sonra buradan tanjant radyüsü tıklıyorum. Şekle bakıyorum. Buna teğet olacak. Şöyle geliyor. Şuna teğet olacak. Ve yarıçapı ne kadar olacaktı? 7 offset diyeceğiz. 40. 47 olacaktı. Buna teğet diyorum. Ve buna teğet diyorum. Yarıçapım ne kadar? 47. Oluşturdum. Daha sonra trim işlemlerini yapacağım. Trim sağ kırık dedikten sonra şöyle tıklayalım. Tr enter diyorum. Nereye kadar trimleyeceğim ona bakıyorum. Şuradan başlıyor arkadaşlar. Şöyle geldim hızlıca. Bakıyorum. Teknik çizime.
Evet, fazla bir trim yapmışım şurada. Şurası kalacak. Şurayı da trimleyelim. Daha sonra şuraları trimleyelim. Şöyle. Şurayı alalım. Son olarak. Şimdilik bu yeterli herhalde. Bakayım tekrardan. Aynen, çizgi şurada devam. Şurada bitiyor gibi gözüküyor. Yani şu şekilde kalması bizim için idealdir. Şunu silebiliriz. Delete dedim. Şimdi bunu çoğaltacağız arkadaşlar. Çoğaltmadan önce ben bu iki çizgimi J Enter ile birleştiriyorum. Şu an şunlar tek çizgi oldu. Bunu seçtikten sonra Polar diyeceğim. Kaç tane varmış? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taneymiş arkadaşlar. Objemi seçtim. Enter'a bastım. Şurayı seçtim. Şurayı 5 olarak ayarladım. Şimdi şunu offset diyeceğim. 7 diyorum. Pardon. Explode, ilk başta patlatmam lazım. Şunu bir parametrikten gizleyelim. Hatta gizlememize gerek yok. Silelim, buna ihtiyacımız kalmadı. Şimdi explode komutunu, yani patlatma komutunu aktif ettim. Obje seçtim, enter bastım. Şu an şurayı tek başına offset diyebilirim. Offset 7 diyorum. Şöyle 7 olarak offset edelim. Şimdi kontrolünü sağlayalım. Dimension'a tıklıyorum. Bakın. 34 yarıçapı ve merkezi şurada bir yerde. 34 merkez. Geliyorum. Bakın 40. Gördüğünüz gibi. Şuradaki 40'ı da, yani şurası da 40 olmuş oluyor. Yakalamış olduk. Şimdi ne yapacağız? Tekrar bir teknik çizime bakayım. Şu an şuradaki radius 5'lere ve 7'lere vereceğim. Hatta onu vermeden önce şöyle bir şey yapayım. Offset 7 diyorum. Şunu şu şekilde offsetledim. Bunu ve bunu offsetledim. Neden? Şu çizgilerimleri şuraya oluşturacağım ve sonra onu tekrardan polar array ile çoğaltacağım. Şu gereksizleri silebiliriz arkadaşlar. Bunlara ihtiyacımız kalmadı. Delete dedim. Tanjant radius diyorum. Buna tanjant, buna tanjant. 5. Tekrar Enter'a bastım. Buna tanjant, buna tanjant ve 5. Ve geliyorum. Buna. 7 diyorum. Tekrar tıklıyorum. Buna ve buna 7 diyorum. Bundan sonrası trim arkadaşlar. Sağ tıkladım. Şöyle trimleyelim. Şurayı da aldık. Şöyle. Şu gereksiz yerleri de trimleyelim. Da şuraya da trimleyelim. Şu an mesela şuraya da trimleyebiliriz. Hatta trimlesek mi ya? Şöyle yapalım. Şunu silelim. Çünkü burası absürt oldu. Şimdi şurası güzelleşecek. Buranın radyüsü ne kadardı? Bakalım tekrar. 42'ymiş, çapı bir şey ancak. Şöyle çapa tıkladım. 42 diyorum. Trim. Sağ tıkladık dedikten sonra şöyle trimleyelim. Son olarak şöyle trimleyelim. Daha sonra buraları seçiyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle seçelim. Şöyle seçelim. Şu an seçmediğimiz bir yer kalmadı. Bunu çoğaltacağız şimdi. Şuraya göre 5 tane olacak. Close array dedim. Şöyle şunu da silelim. Gördüğünüz gibi jantımızı 2 boyutta oluşturmuş olduk. Ben ölçülendirmeye geçeceğim. Şuradaki şekilleri oluşturacağım. Burada videoyu hızlandırıyorum. Son olarak 180'e verdim. Şöyle kontrol sıfırlıyorum. Şekli ortaya aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 79, 34, 7. Şuradaki 40, 30. Ben de söyleyeyim 72. 180. Bunların hepsini
çizmiş durumdayız. Şurada yarıçap 21 olarak gözüküyor. Çapı 42. Bir yanlış yok yani. Teknik çizimimiz bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.